Evet arkadaşlar, oyuna yeni eklenen Blackwood zırh seti ile ilgili biraz konuşmak, bunları incelemek, kendimce yorumlarımı aktarmak istiyorum sizlere. Bir sürü de Zamazingo gelmiş. Değişik değişik. Mesela şu Kartel Marçıhan. Bunlar nerede duruyor? Şurada mı? Burada bir yerde galiba, değil mi? Customizations zımbırtının içine. Tamam. Şu ne? Gangster zımbırtısı. Bunu silahın üstüne takıyorsunuz arkadaşlar. Anahtarlık gibi bir şey. Bende vardı bir tane, dur size göstereyim. Şunlar ücretli. Takabilirsin bu tüfeğe. Şu ücretsiz. Şöyle bir şey arkadaşlar. Silahın yanında gördüğünüz gibi bir anahtarlık gibi bir şey. Neyse, o zımbırtılar öyle bir zamazingolar. Zırh setlerine gelelim biz. Zırh setlerine gelirsek mesela şey için inceleyelim. Piyade için, rifleman için inceleyelim. Blackwood, rifleman, kafa zamazingosu. Tabi bunların dördünü birleştirince ne veriyor acaba? Ekstradan bir şey veriyor mu bilmiyorum. Herhalde cam ve zırh yenileme falan veriyordur şeydeki gibi. Gamma setinde olduğu gibi. Gammalar da öyle tek başına. Gammanın sanki çakması gibi. Parası olan, kredi yatıranlar gelsin şey yapsın gibi. Benziyor da zaten gamma. Şöyle bir şunu kaldırayım. Gamma'da benziyor yani. Tek başına gammaları takarsan, tek başına gammanın can yenilemesi falan yok galiba. Evet. %40 kafayı koruyor. Bilmem ne işte. Zırh da öyle. Bir zırh yenileme yok. Öyle bir şeyden söz konusu değil. Patlayıcıdan koruyor. 150 puan, 155 puan zırh yenilemesi falan var. İşte dördüncü olarak son gamma setinin botunu taktığın zaman beklersen zırhın ve canın doluyor falan filan. Demeci azaltıyor filan. Set halinde taktığımız için bunu. Zaten arkadaşlar bu Blackwood dediği şey, bunların zırh dediği şey, adamlar bu Gamma serisini, Gamma zırh setini alıp acık üstüne değişiklik yapıp, kozmetik değişiklik yapıp tekrar satışa sunmuşlar. Yani o yani. Bu. Şimdi bakalım ne işe yarıyor bunlar, ne ayak bunlar. 300 kredi az bir şey de değil yani. Takkesi nedir? %55 kafayı koruyor. Flashbang efektini düşürüyor. Mayınları tespit ediyormuş. Zırhı neymiş efendim? 155 puan. Aynı. Gamma gibi aynı. Silah seçme hızını yükseltiyormuş. M ile şey, bıçakla vurma hızını yükseltmiş. 115. PvP için şey, Gamma'nın yandan yemiş. Kredi ödediğiniz hali. Nedir bunların fiyatları? 400 kredi takkiye. 400 kredi zırha 800. Eldivene 400. Botu da 400, 800, 1600 kredi veriyorsun ve Gamma'nın çakmasını alıyorsun. Gamma setini tekrar satın alıyorsun. Veya işte 10 levelsin, Gamma setini henüz çıkaramadın şu şeyden. Şu kariyerdeki şeye bakalım, Gamma'ya. Armor'un içinde. Hani şu zırhlar daha çıkmadı. Gamma en yüksek şeyde. Bunu uğraşıp çıkartmanız lazım. Oynadıkça, level aldıkça çıkıyor bunlar. Daha bunları çıkaramadın işte, git Gamma'yı satın al. Blackwood adı altına koyduk demeye getirmişler sanki. Hani o Gamma setini çıkartmış olmayan yeni başlamış, oyuna yeni başlamış oyuncular onu bir şey sanıp, bir cacık sanıp alabilirler. Tabi bu şu 4 tane yeşil nokta bir set halinde bir çalışabildiğini gösteriyor bu 4 parçanın. Demek ki Gamma seti gibi can yeleme, zırh yeleme filan durumlarda tahminim. Takkesine baktık, zırhına baktık piyadenin. 155 puan zırh veriyor. Silah seçme ve işte bıçak vurma hızını arttırıyormuş. Eldiveni %20 eli koruyor. Reload hızını %10 arttırıyormuş. Silah şarjör yenileme hızını. Şeyi de, botu da %20 ayağı koruyor. Koşma şeyini %10 arttırıyormuş. Delay, ha bak bu ilginç şeyi, mayının patlama şeyini 2,5 saniye geciktiriyormuş. Sen geçip gidiyorsun, mayı patlamıyor.
Sırf bunu aldın diye, o seti aldın diye işte. Şeyde var mı? O şeyde var mı öyle bir özellik? Gamma'da var mı öyle bir özellik? Tekrar damage yükseliyor. Delay, Claymore, 2 seç. Ulan böyle bir şey mi varmış Gamma setinde? Ben hep Engineer'la oynuyorum. Mühendis oynuyorum. Engineer'da yok mu acaba? Ben niye daha önce gözüme takılmamış? İlginç bir özellikmiş ha. Distance %50 bilmem ne. Yok. Yok. Şeyde varmış abi. İlginç. Piyade'nin gammasında da varmış arkadaşlar. 2 saniye geç patlıyormuş mayın. Bunu ben bilmiyordum. Bilsem ben mühendis yerine piyadeyle oynardım bu oyunu. PvP'de. Çok ilginç. Ama birebir arkadaşlar bence şeyin gammanın çakması yani. Çoğu özelliği birbirine benziyor. Mesela burada şeyden kırpmışlar. 155 yapmışlar. Zırhın şeyini. Burada kafayı %40'tan %55'e çıkartmışlar. Zırhtan kırpıp mihvere vermişler can şeyini biraz. Mininki nasıl diyeceğim. 155 koruyor. Aynı hemen hemen. Aynı. Bütün özellikler aynı. Evet, aynen. Botta var mı öyle bir mine'ı geç patlama falan. Sesi kesiyormuş bu da. Peki Gamma'da? Medin Gamma'sı. Sigmund Claymore Activation Bay. Bu da şeyi veriyor. Mine'ın patlamasını geciktiriyormuş. Evet. Mayın patlamasını gerektiriyor bu. Başka da bir ek özelliği yok galiba. Hani mühendise bir bakalım. Ben genelde mühendis oynuyorum. Mühendis beni gelen şey. 155 aynı özellikler. 150'ye düşürmüşler zırhı. 150 puan tamam. Botta öyle bir özellik var mı? Sesi kesiyormuş. Sesi kesmeyi koymuşlar bir fazla oraya. O kadar. Yani oyuncu oynayıp bunu çıkarsa şu gamma setine çıkarsa aynı hesaba geliyor. 1600 kredi vereceğiniz arkadaşlar oyunu biraz kasın yani. Silahları, ekipmanları falan çıkartmayın. Şeyi çıkartın. Şu silahları falan çıkartmayın. Dükkanda çok süper silahlar var. Şans kuturanla falan filan. İşte şöyle diyeyim. Şu zımbırtıları da çıkartmayın. Evvela zırhı çıkarın o zaman. Buna 1600 kredi vereceğinize şunlar zaten anında çıkıyor. Bunlar filan. İlk bunları açmaya başlarsanız bunların çoğu hızlı hızlı çıkıyor. Burada biraz yavaşlıyor çıkartma hızınız. Ama azmeden oynarsanız bunu düşürürsünüz. Bunların hepsini çıkarırsınız. Çıkınca zaten direkt envanterinize ekleniyor. Bunları parayla filan da satıp almıyorsunuz. Çıktıkça hesabınıza ekleniyor yani. Ek bir özellik görmedim. Yani şöyle tek başına taktığımda hem can yenilese hem mayını görse hem %65 mesela korusa. En iyi ne şu an Warlord mu? %60 koruyor. Kron mesela bu %70 koruyormuş. Krona yaklaşan bir şey olsa %65 korusa kelleyi bir çekiciliği olurdu. Zırh mesela. Zırhı 150 puan vermiş. Şunlar da hep öyledir tahminim. Bu 110 ama hep bilmem neyin hitini düşürüyor. Onun hitini düşürüyor. Bunun hitini düşürüyor. Hani buraya sniper'ın ilk vuruşunda ölmeyeceksin diye bir özellik koyabilirlerdi. Yere düşme özelliği. İşte ne bileyim. 150 değil de 170 falan yapabilirlerdi. Biraz daha. Yani buna kredi verecek insanlar. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Mesela şu Warlord'u parayla alıyorsun. Bunun tamir masrafı yüksek ama bayağı canavar gibi zırh. İşte elite tamamen sahip olamıyorsun. O bile 125 puan vermiş. Şeyin zırhını. Kredi aldığın şeyler mesela şunu 380 günlüymüş tabi de bunu kalıcı da alamıyorsun ama bu bütün sınıflara yarıyor. İşte bu kalıcı olarak 350 kredi kağıt paraya ama yani 350. Bu da süreli. Bu da bütün sınıflara işliyor çünkü bu da. Ya 350'ye var zırh bakın. 400'e de bu. Bu daha pahalı. O zaman bunun
150 değil 165 falan zırh vermesi lazım. Biraz daha yükseltmeleri lazımmış bence. Yani fiyat yükselirken işler hemen hemen aynı nasıl kalıyor ben onu anlamadım. Yani bunu adam 400K paraya satın alıp da kullanmaya çalışacağını şu Warlord'u satın alır oynadıkça zaten tabi parası birikiyor. Warlord alır. Ya, ve şey çıkınca şu Gamma serisi çıkınca bana şunu tıklıyorum yanlışlıkla be. Şu Gamma serisi zırhlar çıkınca arkadaşlar adam onu kuşanır. Hemen hemen aynıymış yani Gamma ile. Tuhaf. Amaçsız, anlamsız bir şeymiş arkadaşlar. Ben gözüm tutmadı. Saçma sapan, abuk sabuk bir şeymiş yani. Ben beğenmedim. Sakın ha kredi yatırıp da satın almayın derim. Şu Gamma serisini takarsınız PvP'de. Paşa paşa oynarsınız oyununuzu. Bu kadar basit yani. Evet, benim yorumum bu arkadaşlar. Gamma setinin yanından yemiş hali. Para mara vermeye, kredi çekip de kapayla almaya hiç lüzum yok.